Büyükelçiler konferansında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ilişkilerin normalleştirme görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Mavi Marmara kurbanlarının yakınları duruma tepkili. AKP sözcüsü Çelik ise İsrail dostumuz derken Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'e ihtiyacımız var açıklamasında bulunmuştu. Kuşkusuz İsrail devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur. Tüm komşularıyla köprüleri atan Ankara, İsrail ilişkileri normalleştirme görüşmelerini sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi. İsrail'le olan ilişkilerimiz de son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı. İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesi için görüşmeler devam ediyor. AKP sözcüsü Ömer Çelik, İsrail dostumuz derken Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'e ihtiyacımız var açıklamasında bulunmuştu. AKP hükümeti ile İsrail hükümeti arasında İsviçre'de yapılan görüşmelerde 4 maddelik bir ön anlaşma yapılmıştı. Bu ön anlaşmaya göre Türkiye, Mavi Marmara katliamını gerçekleştiren İsrail komutanlara açtığı davaları geri çekecek. Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerini kısıtlayacak. Gazze ablukası gündeme gelmeyecek. Doğu Akdeniz'in Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hak sahibi olduğu uluslararası sularından çıkarılan doğalgazı Türkiye satın alacak ve Avrupa naklini sağlayacak. Ve İsrail Mavi Marmara kurbanlarına 20 milyon dolar tazminat ödeyecek. İsrail'le olan ilişkilerimiz de son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı. İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesi için görüşmeler devam ediyor. Türkiye ile İsrail arasında anlaşmaya son noktayı koyma görüşmeleri sürerken Mavi Marmara kurbanlarının yakınları duruma tepkili. Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu öncülüğünde İsrail tarafıyla yapılan gizli görüşmelerden İsrail medyası üzerinden haberdar olmamız kabul edilemez. Suçlular cezalandırılmadan davalarımızın hiçbirisinden vazgeçmemiz söz konusu değildir. Siyasi bir kararla davaların düşürülmesi, yollarını arayanları Türkiye ve dünya kamuoyunun asla affetmeyeceğini, bu girişimlerin kendileri adına tarihe kara bir leke olarak düşeceğini belirtiriz.